son günlerde alevlenen idam tartışmasında bu kapsamda değerlendirmekteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde idam kararı vardı. Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanı idam cezasına gönüllüdür ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip kabulü halinde onaylayacağını şimdiden beyan etmiştir. Bahçeli eğer AK Parti isterse biz idama varız diye konuştu. Madem idam cezasına ihtiyaç vardır, madem milletimiz bunu istemektedir, o halde bahaneye, kaçak güreşmeye, fuzuli konuşmaya gerek yoktur. AKP hazırsa MHP dünden vardır. Bahçeli idam konusunda da uluslararası kriterleri ya da Avrupa Birliği'ni değil de milleti işaret etmeliyiz dedi. Millet isterse herkesi idam edebiliriz diye de ekledi. İdam cezasına karşı gelen, şimdiden ikaz eden Avrupa Birliği komiserleri kendi işlerine baksın. Bizim sözünü dinleyeceğimiz tek merci Türk milletidir. Türkiye Brüksel'den değil, Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yönetilmektedir. Eğer daha önceden kaldırılan idam cezası için çalışma yapılırsa, ceza çocuk istismarı yapıp cinsel suç işleyenleri ve terör suçuna karışanları kapsayacak. Peki ama bu durumu vatandaşlar nasıl karşılıyor? Eğer Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsak idam cezasını getiremeyiz. Ha, girmek istemiyorsak idam cezasını getirelim. Kesinlikle idam cezası gelmeli. İdam cezası şart. Terör suçlarına ve çocuk istismarı yapan herkes kesinlikle idam edilmeli. Ben idama karşıyım. İdam diye bir şey gelmesini pek istemem yani. Yani insanların suçu neyse tamam çekebilir ama idam bizim ülkemize biraz ters. Ciddi olarak yapılmazsa, insanları bugün yakalayıp devlüksüzgün bırakırlarsa terör de bitmez, bu çocuklara sarkıntılıklar da bitmez, cinsel istismarlar da bitmez. İdam istiyor musunuz? İdam derhal gelmeli. Eğer idam cezası gelirse geriye dönük suçlar işlemeyecek. Ama Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop bu cezanın FETÖ elebaşı ve PKK başı Öcalan'ı kapsayacağını belirtti. Biz idam edilmesi gerekenleri idam etmeyeceğiz ki şu anda. Darbe yapanları idam edemeyeceğiz ki. Neden? Geriye doğru yürümez çünkü hukuk geriye doğru yürümez. İdam cezası ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin açıklamalarından önce meclisten idam isteği gelirse ben de onaylarım demişti. Başka bir şekilde çünkü bu ülke adam olmaz yani. Bunları ancak idam etmemiz lazım ki yani yoksa bunların devamı hiç bitmez.